usta da gel aldım. Bundan sonra sen götürüp getireceksin. Aşk olsun Tuna. İnadına mı yapıyorsun? Yok, hiç de bile. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Ay, annemden sonra bir de sen kesildin başıma kontrol memuru. Kaç kere söyledim sana oğlum. Erdal Bey'le görüşmüyorum. Görüşmüyorum. Ya olsun. Yine de sen çıkışta gel al beni. Gelemem, mesaiye kalacağım bugün. Öyle zırt pırt sürekli izin alıyorum zaten bankadan. Olmaz, çalışacağım ben. Hadi sen dersine gir bakalım. Yürü yürü, zil çalacak şimdi. Hadi iyi dersler. Sana da iyi işler. Günaydın. Günaydın. Ay, çok iyi oldu karşılaştığımız. Benim de konuşacağım bir şeyler vardı. Tuna hakkında herhalde, değil mi? Aha, evet. Tuna ile ilgili. Seni dinliyorum. Tuna'nın dersleri nasıl? Merak etme, sarhoş değilim. Ne alaka şimdi? Yok, hani ben o sarhoşken seninle konuşmak için Tuna'nın dersleri nasıl diye bahane uydurmuştum ya. Kamize başlamayın. Ya tamam. Sen o zaman benim sarhoş olmama çok fena takılmıştın değil mi? Takılmıştın da çaktırmamaya çalıştın. Şimdi de acaba oruç tutmuyorum diye takılıyor musun? Öyle merakımdan sordum öylesine. Konumuz bu değil ki şu an. Ne söyleyeceksen söyle, dinliyorum. Nedir Tuna ile ilgili konuşmak istediğin şey? Bu neyin tavrı böyle? Aa, bu neyin siniri be? Sen niye kızgınsın? Süreyya ile kavga ettiğinde şimdi burada böyle afra tafra yapıyorsun. Süreyya'cınla mı ilgili yani? Sana ne? İşlerine burnumu sokmamı istemiyorsun. Sen de benim işlerime burnunu sokma o zaman. Ayrıca hani sana neydi Süreyya'dan? Niye soruyorsun şimdi? Diyene bak. Sen değil miydin yapma etme Gamze, evlenme, Tuna istemiyor falan filan bunları diyen kimdi? Ben şimdi iki kelam ettim seninle burada Süreyya Acın'la ilgili. Ben karışmış oldum, öyle mi? Karışmak nasıl oluyormuş Ömer Efendi? Tamam, o zaman ben bundan sonra senin en ufak bir şeyine bile karışmıyorum. Oldu mu? Ama sen de bana karışma. Tamam? Tamam. Değil tamam. Çünkü sen hep aynı şeyi yapıyorsun. Karışmayacağım diyorsun, sonra yine karışıyorsun. Hep karışıyorsun. Çünkü karışmadan duramıyorsun. Affedersin. Neyine karışmayacağım dedim de karıştım. Mesela o gün müstakbel eşini gelinlik provasında bırakıp koşa koşa buraya geldin. Bana akıllar verdin. Yok etme, yok evlenmeyeceksin, etmeyeceksin. Tuna istemiyor, yapma. Bir dakika. Koşa koşa derken sana mı koştuk? Ben Tuna'ya koştum o gün. Ya tabii. Eminim. Acaba başkası olsaydı aynı şekilde koşa koşa gelir miydin buraya? Gamze, saçmalıyorsun şu an, farkındasın değil mi? Ne saçmalıyorum be? Açık açık konuşuyorum işte. Sen de açık olsana. Başka bir öğrencinin velisi olsa yine o şekilde koşarak gelir miydin buraya müstakbel eşini gelinlik provasında bırakıp? Gamze. Ne Gamze? Ne Gamze? Doğru söylüyorum işte. Sen de hiç şimdi öyle bahaneler uydurup kaçmaya çalışma. Ben yemem bunları. Benim hiçbir şeyden kaçtığım falan yok. Hı hı, belli. Süreyya da aptal değil. Kızın gözüne gözüne sokuyorsun. O da sonra bu hale gelip öyle konuşabiliyor benimle. Süreyya'nın girdiği bir hal falan yok. Biz konuştuk, hallettik. Sana da bundan sonra öyle konuşmaz, merak etme. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Sen iyi ki Süreyya ile berabersin. Bazen düşünüyorum da biz olsak nasıl olurdu hani diye. Olmazmış ya. İmkansızmış. Seni tanıdıkça daha iyi anlıyorum. Değil mi? Bence de. Ben de seni tanıdıkça daha iyi anlıyorum. Pardon, sen beni tanıdıkça ne anlıyormuşsun? Hayat tarzlarımız farklı. Bakış açılarımız farklı. Senin doğru dediğin şey bana göre yanlış. Öyle şeyler işte. Ne gibi mesela? Bunları mı konuşacağız burada şimdi? Ne var canım? Öyle merak ettim.
kısa yani kısa merakımdan soruyorum. Neyse söyle işte. Ya hadi Ömer söyle ne olacak bak. Burada baş başayız. Başka kimse yok bizden başka. Peki. En basitinden içki içip sarhoş olup bir taksiye binip orada uyuyakalabiliyorsun mesela sen. Ha şöyle dökülmeye başladım. Güzel devam et çok iyi. Ancak alkolün verdiği cesaretle bana gerçek duygularını söyleyebiliyorsun. Mesela Süreyya'yı istemeye gittiğimiz gün yanına gelip kal desem kalırım dediğimde acaba alkollü olsan ne cevap verirdin ben çok merak ediyorum. Ne oldu? Söyle dedin, söylüyorum işte. Benim sana bazı şeyleri söyleyebilmem için herhangi bir uyarana ihtiyacım yok. İçimden gelenleri olduğu gibi söyleyebiliyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Ancak kafan iyi olunca içindekileri söyleyebiliyorsun. Bir de üstüne ne yaptın? Sarhoştum. Unut dediklerimi dedin. Ben senin için buyum yani. İçen, sarhoş olan, seni arayıp aşkını itiraf eden, böyle taksi köşelerinde sızıp kalan biri. Gamze deyince aklına bu geliyor yani, öyle mi? Yaşanmadı mı bunlar? Kafamdan mı uyduruyorum ben? Yaşandı, haklısın. Ben daha sana ne diyeyim Ömer? Diyeceğini dedin zaten. Biz beraber olsak da olmazmışız dedin. Daha ne diyeceksin? Gelsene hadi ders başlıyor. Hiç canım istemiyor öğretmenim. Ne oldu neyin var? Biliyorsunuz durumları. Canım çok sıkılıyor işte. Artık annem de dinlemiyor beni. Takmıyor yani. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Eve de gitmek istemiyorum. Derse de girmek istemiyorum. Benim de senden aşağı kalır yanım yok. Ne yapsak ki? Maç mı yapsak? Maç mı? Evet evet bence biz maç yapalım en iyisi. Bence iyi fikir. O zaman bak şöyle yapalım. Ben Kerem'le Adem'le konuşayım. Onlar da ne zamandır oynamak istiyordu zaten. Sen de Erdem'le konuş. E Sadık eniştemi de çağırırız. Taci'yi de alalım. Aşağı mahallede güzel bir maç yaparız. Oley be. Süpersiniz öğretmenim. Saati dersten sonra konuşuruz. Anlaştık. Hadi şimdi derse. İçki içip, sarhoş olup, bir taksiye binip orada uyuyakalabiliyorsun mesela sen. Ancak alkolün verdiği cesaretle bana gerçek duygularını söyleyebiliyorsun. Günaydın. Nasılsın? İyi değilim. Sen? Asıl ben iyi değilim Ömer. Canı sıkkın olması gereken benim. Sana ne oluyor ki? Peki Süreyya öyle olsun. Ben çok iyiyim. Evet iyisin. Dün gece de iyiydin.
Ya ben orada Gamze ablayla mutfakta bir şey konuşuyorum. Sen gelip beni onun yanında nasıl küçük düşürürsün Ömer? Bana bu şekilde davranamazsın. Eğer anlamaya niyetin varsa sana son kez anlatacağım. Son kez. Var mı niyetin? Dinliyorum. Ben seninle evlenmeye karar verdikten sonra hiçbir şeyi yanlış yapmadım. Ev baktım. Gelinlik baktım. Tut deseydin o evi de bir türlü tutacaktın. Her şey yolunda gidiyordu yani. Ama sen şimdi böyle davranarak her şeyi bozuyorsun. Böyle davranmaya devam edersen bu nişan bozulacak artık, çok net. Ya bir şekilde bana güvenmeyi tercih edersin. Ya da yollarımızı ayırırız. Benden bu kadar kolay vazgeçebiliyorsun yani, öyle mi? Vazgeçmiyorum ama bana güvenmezsen ben bu ilişkiyi götüremem. Niye götüreyim? Yani ne için? Bana güvenmeyen biriyle neden bir ömür birlikte olmak isteyeyim? Ya da sen aynı şekilde güvenmediğin biriyle neden bir ömür birlikte olmak istiyorsun? Ömer, ben sana güvenmiyor değilim ki. Basbayağı güvenmiyorsun. Kendince kafanda kurduğun şeylere inanıyorsun. Sana yok öyle bir şey dememe rağmen sen kendi kafandakilere inanmaya devam ediyorsun. Bu mu güvenmek? Hayır yani o öyle değil işte. Yani her şey üst üste denk gelince Ömer. Ben de bilmiyorum yani. Belki seni çok sevdiğimden, çok kıskandığımdan. Daha önce böyle bir şey yaşamadığımdan. Ondan ya da bundan. Bu ilişkimize zarar veriyor. Ve bana dokunuyor. Sen de bunu gör istiyorum artık. Listen, özür dilerim. Belki biraz fazla üstüne geldim. Ama sen de beni anla lütfen Ömer. Benim şimdi okula gitmem lazım. Figen burada beni bekliyor. İstersen seni de bırakabiliriz. Yok, önce bir camiye uğrayacağım. Sonra okula geçeceğim. Çıkışta ararım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. İnsanın ne konuştuğunu söylesene. Yani ben inanıyorum Ömer'e. Ne? Nasıl yani? Basbayağı inanıyorum işte Figen'cim. Yani dediklerinde haklı buluyorum onu. Ben biraz abarttım, fazla kıskançlık yaptım. Ona değil, sana, kendi kafamda kurduklarıma inandım. O yüzden lütfen sen de bundan sonra bu konuyla alakalı bir şey deme bana. Daha fazla kafamın karışmasını istemiyorum ben. Gamze ile görüşmeye devam edecek yani. Evet. Yani kimin ne istiyorsa görüşebilir. Ben Ömer'e güveniyorum. Pes valla. Peki ne diyeyim ya? Figen'cim bir şey deme diyorum işte ben de. Yani ne şimdi ne başka bir zaman bu konuyla ilgili hiçbir şey demeni istemiyorum. Tamam? Hadi gidelim. Peki. Sen bilirsin. Nurhan. Anne. Aşağı mahallede sağ var ya, biz orada maç yapacağız. Anne maçı ya. Nereden çıktı şimdi? Boş ver anne ya, sonra anlatırım. Mahalle maçı işte, acelemiz var şimdi. Erdem, Sadık eniştem, sonra Nurhan teyzem. Onlar da gelecek, sen de geleceksin ona göre. Gelsin gelsin, adam olmazsa biz çıkarız sahaya, söyle. Aşko, sana bir şey söyleyeyim ya. Yemin ediyorum senden on numara defans olur. Sen de defans mı oynasın acaba? Herhalde. Ha? Her şey olur benden, hepsi olur, söyle. Anne, Nurhan teyzem defans olacakmış. Nasıl ya? İyi peki tamam. İlk çıkışta yetişebilirsem gelirim. Hayır anne ya, sen de geleceksin. İşimiz var seninle ha Tuna. Tamam. Maç burada mı olacak? Evet, erken gelmişiz daha. Baksana kimse yok. Senin eşofmanın yok. Keşke bir şeyler alsaydık sana. İşte lastik ayakkabım var. Ben onunla idare ederim. İyi madem. Hah, geldiler. Evet. Dediğimi unutma, tamam mı? Tamam. Aynı sistem. Güzel maç olsun mu güzel maç? Mahallemiz yıkılsın mı bugün? Tuna,
Ben sana takımı topla dedim. Mahalleye getirmişsin oğlum. Şuraya bak. Ay o seyircisiz, tezahüratsız maç mı olur? Desteğe geldik herhalde. Aşk hocam sadece say. Gollerimi sadece say. Bu kadar konuşuyorum sana. Gençler, kaleleri yapalım bak. Taşlar var orada kenarlarda. Orada da var. 2,5 metre olsun araları. Tamam mı? Hadi oğlum hızlı, hızlı. Oğlum, Adem'i çağırıyorsun. Beni niye çağırmıyorsun sen? Gelmişsin işte. Söylenme artık. Aklımdan çıktım ya. Geleceğiz tabii. Niye gelmeyeceğiz? İftardan önce biraz kilo verelim. Zaten benim gibi forvet bulamazsın. Değil mi Sadık? Ya Tahir yapma lan seversen. Daha topu vurmayı bilmiyorsun. Adem, Adem. Gel gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel gel. Bak şimdi baban halı sahada fırtına gibi esecek. Fırtına gibi. Sen hep es Tahir. İyi oldu ama iftar öncesi azıcık şöyle güler eğleniriz. Hmm. Yalnız kaybeden alt sokaktaki dükkanda çocuklara hamburger ısmarlar ona göre. Yanında da ayran. İki tane yerim ben şimdiden söyleyeyim mi vallahi? Allah yalnız Allah. Patatesler de baharatlı olsun o zaman. Allah Allah. Kaç para hamburger? Menü mu? Abi çocukların yanında. Menü değil hacım menü öyle. Menü. Beyler bir ısınıyoruz. Isındıktan sonra takımları bölüşüyoruz tamam mı? Tuna, Taci amcanı, Ömer amcanı çağır gel oğlum. Hadi tamam. Hızlı. Isınıyoruz beyler. Öğretmenim, Sadık eniştem çağırıyor. Takım bölüşmesi yapacağız. E hadi o zaman. Öğretmenim, bu çok iyi bir fikirdi vallahi. Ama sizden bir şey daha isteyeceğim. Ne olur annem de o adamla evlenmesin. Ben böyle çok mutluyum. Hep böyle mutlu olalım biz. Tuna bunu sonra konuşsak olur mu? Şimdi maç yapacağız ya. Tamam ama siz yine de anneme söyleyin öğretmenim lütfen. Hadi. Şişt, gelsenize. Daha takımı seçeceğiz. Ömer hadi abi. Tuna hadi. Biz Tuna ile aynı takımdayız. Siz de eşleşin geliyoruz. Gel. Tuna bak. Senin zaten bir baban var. Erdal Bey annenle beraber olsa da hiçbir zaman baban olmayacak. En fazla benim gibi bir arkadaş, bir abi olacak sana. Ama senin gibi olamaz işte. Ama bunu bilemezsin. Çünkü ona hiçbir şans vermedin. Onunla bir yerlere gidip vakit geçirdin mi? Ya o da sana yaklaşmaya korkuyorsa? Hem annen ömür boyu yalnız mı kalsın? Ben varım. Ama sen büyüyeceksin. Bir gün aşık olacaksın birine. Sevdiğinle olmak isteyeceksin. Kim bilir belki bir gün yurt dışında yaşayacağım deyip gideceksin. Annen ne yapacak o zaman? Tek başına kalacak. Ama yani yok olmaz. Bak bu zor bir şey kabul ediyorum. Ama ona bir şans vermen her şeyi daha da kolaylaştıracak. Birlikte vakit geçirmeye başlayın. Birbirinizi tanıdıkça aranızdaki mesafe daha da azalacak. Sen de onu sevmeye başlayacaksın. Sen seviyor musun peki o adamı? Yani iyi biri mi? Gayet iyi biri. Seni sevecek biri. Sana sahip çıkacak biri. Onunla birlikteyken sıkılmayacağın bir insan. Hem annene de çok özen gösteriyor. Kötü biri olsa ben sana bunları der miyim hiç? Karşı takımı yenersek dediklerini yapacağım. Anlaştık. Çek o zaman. Hey. Heh. Gelin gelin. Şimdi Ömerciğim biz takımı kurduk. Şöyle yapıyoruz abi. Sen, Tuna, Taci sende, Kerem sende, bizim takımda ben, Tahir, Adem, Erdem. Tamam mı abi? Tamam. Yazın Tuna'm o zaman. Biz çıkalım o zaman ya. Hadi. Kızlar bak bizi tezahüratsız bırakmayın ha. Hadi. Yüksek. Yalnız bırakmayın bizi. Ben buradayım. Bana bak. Aşk hocumsun. Aşk hocumsun be. Aşk hocumsun be. Yazım Tuna mı? Abime sor. Tahir yazım Tuna mı? O kumar olmuyor değil mi? Ya Tahir yapma bana seversen ya. Ne kumar abi? Yazım Tuna mı?
Tura. Tura geldi. Başlarsınız beyler. Hadi güzel maç olsun mu? Gel. Hadi. Biz burada mıyız? Adem sen kalesin. Kalem. Kerem, Tura. Kalem. 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 Hoş geldin Gamze, gel gel. Gamze abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk Şükran. Nasılsın Gamze abla? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Süreyya? İyiyim ben de. Hadi bakalım. Dair tek yok. Aşkım tek koş. Abla aşkına tek başına bak. Hadi şuna, hadi. Hadi oğlum benim. Kerem. Dair tehlikeli bu. Tut bunu. Dair. Tuna koş. Aferin kral. Gel Taci. Aslan oğlum benim be. Hamburger değil. Hamburger. Ya Allah aşkına ben deniz oynayın abi ya. Tek başıma oynuyorum abi ya. Neyin? Vallahi billahi tek başıma oynuyorum ya. Hoca adamsın yere yatıyorsun ya. Bu ne oldu mu abi? Bak karım bakıyor sana. Gel gel. Hadi biz de. Koş. Offside. 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 Ya şu sahada ne offside'ı gözünü seveyim. Bal gibi gol. Offside. Ya Allah aşkına ne offside? Offside kuralı koymadık ki abi. Bal gibi de gol. Gol Ömer. Gol abi. Gol. Ya tek başına oynuyorsun Tahir. Biraz pas ver abi. Anne nasıl gol attı gördün değil mi? Şampiyonum benim. Oynatma orada. Erdem su gibisin oğlum. Nasılsın abi? Sen çok terlemişsin. Gel şurada. Tütün değiştirelim. Şu senin değil mi? Çıkar. Çıkar tişörtünü. Sen hiç koşmadın. Bütün golleri yememizin sebebi Tahir. Bak yemin ediyorum sana Tahir yani. Ben hiçbir şey yememem. Gamze, Erdal Bey geliyor. Eve gidince banyo yapsın. Erdal Bey buradan geçiyormuş. Geçerken bize bir merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuna. Biz daha demin çok güzel bir maç yaptık. Bir dahaki sefere siz de bizimle oynarsınız olur mu?
Olur tabii. Çok sevinirim. Açık söylemek gerekirse ben buraya gelirken biraz tedirgindim. Annen de öyle. Beni yine görmek istemezsin diye korkuyorduk. Evet, aslında öyleydi. Ama sonra Ömer öğretmenimle konuştum. Sizin çok iyi bir insan olduğunuz konusunda beni ikna etti. Öyle mi? Çok sevindim. Sen yine de bir bak. Dediği gibi bir adam çıkacak benim diye. Ama ben iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum. Bir arkadaş sarılması. Biliyor musunuz? Benim golümle bizim takım kazandı. Öyle mi? Tebrik ederim. Kaybeden takım da bize hamburger ısmarlayacak. İsterseniz siz de bizimle hamburger yemeye gelebilirsiniz. Olur. Tabii, çok sevinirim. İyi, tamam o zaman. Birlikte gidelim. Harika. Millet, hadi hamburgerciye. Hadi hadi, toplanın yavaş yavaş, hadi. Tahir'cim, hamburgerciye gidiyoruz. Hamburgerleri sen ısmarlıyorsun çünkü bütün golleri senin yüzünden yedik. Tuna.